Mesela bak, yeminlerini siper ederler diyor. Ne demek? Dini, Kur'an'ı siper ederler anlamına gelir. Evet hocam. Yani demek ki dinle saldırır münafık. Evet. Kur'an'la hücuma geçiyor. Evet. Hadisle hücuma geçer. Yani hiçbir zaman için küfür adına ortaya çıkmaz. Dolayısıyla dinden ortaya çıkacağına göre çok muttaki görülmesi gerekir. Ve çok takva görülmesi gerekir. Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven görülmesi gerekir. Ki yani bir mevzi elde edebilsin kendince. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz'e karşı saldırılarında bu çok aşikar görülüyor. O yüzden Kur'an çok fazla cevap vermiştir Peygamber Efendimiz'e karşı. Mesela hep onun insani yönünü hazmedemiyorlar. Diyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor, hanımlarla beraber oluyor. Bu nasıl olur diyor Peygamber için diyor. Münafık da böyle Budistlerin şeyler var ya, kendine eziyet etme yöntemleri. Evet. Öyle bir Müslümanlık anlayışı vardı. Yani onun için lider olacak insan bir hırka, bir lokma yiyecek, sürünecek, perişan olacak, hayatı yaşamayacak. Bakıyorlar Peygamberimiz geziyor, çarşıda geziyor. Ona göre münafığın hiç çıkmaması lazım. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ya münafığın şartları çoktur. Hayır, yapsa da fark etmez. Yine karşı olur da ama onun kaba şartları çok acayiptir münafığın. Evet. Mesela Peygamberimizin kadınlara karşı sevgisi münafıklara çok acı gelmiştir. Evet. Peygamberimiz de onları kızdıracak çok güzel bir söz etmiştir. Diyor ki bana dünyada üç şey sevdirildi diyor. Bir diyor güzel koku diyor. Bir diyor namaz diyor. Gözümün nuru namaz. İnşallah. Bir de diyor saliha kadınlar. Maşallah. Üç şey bana sevdirildi diyor dünyada. Maşallah. Maşallah. Helal olsun dedeme. İnşallah canım. Helal olsun. Allah da bol bol nasip etmiştir. İnşallah. Münafıkları kahreden bir azap peygamberimize nimet olmuştur. Münafıklara da azap olmuştur. İnşallah canım. Peygamberimize kadınlar kendilerini hibe ediyorlardı. Hibe etmek evet. istiyorlardı. Bu münafıklara acayip ağır geldi. İnşallah elhamdülillah. Ve sürekli cariyeler geliyor peygamberimiz. Onların bir de kadınların en güzelleri geliyor peygamberimize. Bak bu çok manidar yani. En güzel kadınlar. Mesela her kavimden, her yerden evet, en güzel hocam. Annelerimiz geliyorlardı. Şimdi münafık kendi evlenemiyor. Zaten ruhu kavrulmuş. Bakıyor sürekli peygamber evleniyor. Bir de onlarda böyle yakın akrabayla evlilik, mesela teyze kızıyla, hala kızıyla, işte yenge kızıyla, zaten onlar acayiplerine gidiyor. Ama evliliğin çok olmasından, mesela diyor ki teyzesinin kızını da almış diyor, halasının kızını da almış diyor falan. Bir de diyor kadınlar kendini hibe ediyor diyor münafıklar. Münafıklarda bir homurtu yoğunluğu oluyor. Cenab-ı Allah bu sefer bir ayet indiriyor Cenab-ı Allah. Diyor ki halanın bir kızını değil, halanın kızlarının hepsini. Dayının kızlarını, işte amcanın kızlarını, hepsini diyor. Ve kendisini sana hibe eden. Yani kadın diyor ki ben diyor sana kendimi hibe ettim diyor peygambere. İster al, ister alma diyor. Allah rızası için ben kendimi hibe ettim diyor. Seninim ben diyor peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hiçbir şey de istemiyorum diyor. Ama ben vefat edersem de diyor benim mirasım da senin olsun diyor. İnşallah. Böyle, bu şekilde. İnşallah. Sana aitim ben diyor. Şimdi bakıyorlar peygamber zenginleşmiş. Fakirken zengin oldu. Allah ayeti diyor bak seni fakirken zengin etmedim mi diyor. Evet hocam. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Yol bilmez iken diyor sana diyor hidayet verdim diyor evet. Cenab-ı Allah değil mi? Evet. Şey verdim. Güzellik verdim evet. diyor. Ve üstündeki ağır yükü de kaldırdım diyor Cenab-ı evet. Allah. Değil mi? Evet. Ve ona her türlü nimeti veriyor. Ama en çok hoşlandığı şey de kadın peygamber efendimiz. Maşallah. Yani dünya nimeti olarak. Evet. Allah da bol bol veriyor. Evet. Bir tane, iki tane değil yani. Maşallah. Üç tane, dört tane değil yani. Bir kısım avanakların bu ağrına gidiyor, ağzını alamıyor. Ben iftiharla anlatıyorum. Evet, iftiharla. Maşallah. Helal olsun benim dedeme. Maşallah, helal olsun hocam inşallah. Benim canım dedeme. İnşallah. Benim nurlu, biricik dedeme. İnşallah. İnşallah. Güzeller güzele, nur peygamberime. İnşallah. Maşallah, helal olsun. İnşallah. Annelerime de helal olsun. İnşallah. Böyle güzel bir seçim yaptıkları için. Maşallah. İftihar ediyorum onlarla. Maşallah, annelerimden. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Allah böyle bol miktarda, bol sayıda güzel hanımlar nasip edince münafıkların ağız burun böyle yamuldu. Evet inşallah. Tikler mikler ağız burun Allah ızdırap verecek ya. Evet.
Allah nimetle canlarını yaktı. Hem zengin etti. Mesela onlar üstüne başına böyle berbat giyiniyordu münafıklar. Peygamberimiz böyle Bizans işi çok pahalı cübbe giyiniyordu. İnşallah canım. Acayip şık. Saçlar pırıl pırıl parlıyor böyle. Uzundu saçları. Gözler zaten simsiyah. Evet. Tertemiz böyle pırıl pırıl. Her gün banyo alıyordu Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Her gün. Evet. Gusül, her gün gusül abdesti. Evet. Maşallah. Maşallah. Cilt pırıl pırıl parlıyor. Evi çok güzel. Yemesi içmesi yerinde. Evet. Hanımları etrafında pervane. İnşallah. Efendim nesli gelişiyor Hasan Hüseyin ve diğer evlatları. Münafıkları bu geldi delirdiler. İnşallah. İşte 12 imamı şehit etmelerinin nedeni bu. 12 imama saldırmaların nedeni bu. Şey o Mehdi bir tek mağaraya sığmış. O da orada şehit evet. oldu. Son evlatlarından Mehdi. Evet. İnşallah diyorlar binlerce seneden beri mağarada bekliyor. Öyle bir şey yok tabii. Evet. O çocuk da orada şehit oldu mübarek. Evet. Ama Cenab-ı Allah'ın kastettiği de şuydu. Yani senin nesline o devirde değil diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah. Ahir zamanda senin evladın Mehdi'ye, torunun Mehdi'ye dünyayı vereceğim diyor. İnşallah hocam. Senin zamanında değil diyor. İnşallah. Onun için Kevser suresinde anlatılan odur. İnşallah. İnna atayna'da. Evet. Allah ona çok büyük bir nimet verdi Peygamber Efendimiz'e. Dünya hakimiyet. İnşallah hocam. Değil mi bak? Peygamberimizin getirdiği dine, Müslümanlığa bir hüsnü hateme, dünya hakimiyetine sonuçlandırıyor. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Evlatlarından Mehdi vesilesiyle. İnşallah. Muhammed Mehdi. İnşallah. 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 Şu an Mehdi'nin devrindeyiz.